yapıldığı oto sanayi sitesi. Jaguar marka otomobilleri biliyoruz ki trafikte gördüğümüzde şöyle bir durup bakarız. Ancak markası gibi parçalarının da pahalı ve az bulunur olduğunu düşünürsek, olası bir ihtimalle Jaguar marka aracımız varsa garajdan çıkartmaya bile kıyamayabiliriz. Diyelim ki bir Jaguar marka aracınız var ve tamir bakım ihtiyacı var. Babadan oğula geçen Jaguar marka otomobillerin ustası Bülent Ateş'le tanıştırıyoruz sizleri. Bakalım bu nadir araçlarla olan tanışıklığı ne zaman ve nasıl olmuş? Rahmetli babadan bize geçti. Babadan oğula gibi bir şey oldu yani. Şimdi parça hakikaten büyük bir problem bizim için de. İngiltere'de sağda ve solda ancak araştırarak buluyoruz. Tabii yeni modellerde bu fazla problem değil ama klasik yaptığımız için klasiklerde bayağı bir problem yaratıyor. Ama elimizden geleni yaparak onun altından çıkıyoruz. Şimdi personel bizde de problem oluyor. Çünkü özel bir araba olduğu için ancak yetiştirerek personeli halledebiliyoruz. Ama tabii o da uzun bir zaman alıyor. Çünkü diğer arabalar gibi değil, bayağı bir değişik bir araba. İçiliği de zor olan bir arabadır. Onun için personelde bizim de bayağı bir problemimiz oluyor. Şimdi Jaguar sahiplerinin dediği, bunun direksiyonuna oturduktan sonra başka bir araba kullanamıyoruz şeklinde ifade ediyorlar. Hakikaten uzun yolda, yani dünyanın en rahat arabası diyebilirim ama şehir içinde dünyanın en kötü arabası da diyebilirim. Yani bilmiyorum, arabaya oturan, yani direksiyonuna oturan bir daha bu arabayı bırakmak istemiyor. Şimdi babam 1958-50 senesinden beri bunu yapıyordu. Ben 82'den itibaren bu işe devam ediyorum. Vallahi Jaguar hakikaten hassas bir araba. Yani bir evlat gibi bakıma. Yani muhtaç gibi diyeyim yani. Diğer arabalar gibi değil de daha bir bakıma muhtaç bir araba olarak gözlerinde, önlerinde bulundurmaları gerekir. Evet, evet. Aynen aile, yani nasılsa biz de aynı şekilde olduk. Zaten birkaç sefer geldikten sonra artık ayrılmaz bir parça gibi oluyoruz müşterilerle. Yani özellikle klasik arabalarda bu daha çok oluyor. Sizin klasik araba düşkünlüğünüz var mı? Var tabii. Klasik arabanız var mı? Maalesef yani çocukluğumdan beri idealimde olan bir Jaguar E-Type var ama tabii fiyatı çok olduğundan sahip olamadık. Ama biliyorsunuz yani sizin sahip olmak istediğiniz araç var. Tabii. Şöyle söyleyeyim, klasik arabaların servisini de, yani şöyle yarış zamanlarında servislerini de elektrikçi ortamla beraber onlarla beraber giderek yolda da tamirlerini yapıyoruz. O aynı zamanda da yani bana gelen aşağı yukarı klasikleri de, yani herhangi bir klasiği de yapıyoruz.